altınların ayarlarına göre yaklaşık olarak barındırdıkları saf altın oranları aşağıda gösterilmiştir. Aşağıdaki tabloda 4 arkadaşın aldıkları altın çeşitleri ve kütleleri verilmiştir. Verilenlere göre kütle olarak en fazla saf altını kim almıştır? Bize verilen bilgilere göre Emre 24 ayar altın almış 10 gram. 24 ayar altının 1 tamı saf altın, yani 10 gramın 10'u da saf altın. Yaman 22 ayar altın almış ve aldığı altının kütlesi 11 gram. 22 ayar altının 10'da 9'u saf altın, yani 11 çarpı 9 bölü 10, 99 bölü 10 gramı, bu da 9 tam 10'da 9 gram yapar. 9 tam 10'da 9 gramı saf altın. Ertuğrul 18 ayar altın almış 14 gramdan, 14 çarpı 3 bölü 4, 14'lü 3 çarptığımızda 42 bölü 4 gramı saf altın, bu da 10 tam 10'da 5 gram yapar. Eymen 14 ayar altın almış 16 gramlık, 16 gram altının 3 bölü 5'i 14 ayarda saf altın, 16 çarpı 3 bölü 5, bir bütünün kesir kadarı bulunurken bütünle kesir çarpılır, 16 çarpı 3 48 bölü 5, 48'i 5'e böldüğümüzde 9 tam 10'da 6 yapar, yani 9 tam 10'da 6 gramı saf altın. En fazla saf altın 10 tam 10'da 5 ile Ertuğrul'un aldığı altında, cevap C. Günel Süt Fabrikası pastörize ettiği sütleri muz ve çilek aromalı olarak satışa sunmaktadır. Aşağıda her birinde aynı aromalı 12 süt kutusunun bulunduğu koliler gösterilmiştir. Bu sütlerden sipariş veren bir markete 20 adet koli gönderilmiştir. Çilek aromalı sütlerin bulunduğu koli sayısının muz aromalı sütlerin bulunduğu koli sayısına oranı 2 bölü 3 olduğuna göre market fabrikaya kaç kutu muz aromalı süt sipariş vermiştir? Bize verilen bilgilere göre 20 adet koli siparişi verilmiş. Sipariş edilen sütlerin çilek aromalı sütlerin oranı muz aromalı sütlerin bulunduğu koli sayısına oranı 2 bölü 3'müş. Yani çilek bölü muz eşittir 2 bölü 3. Çilek aromalı süt sayısı 2 ile orantılı. Muz aromalı süt sayısı 3 ile orantılı. Yani çilek aromalı sütün bulunduğu koli sayısına 2x dersek muz aromalı sütün bulunduğu koli sayısı 3x olur. 2x artı 3x toplam 20 adet koli yapar. 5x eşittir 20 ise her iki tarafı 5 ile böldüğümüzde x eşittir 4 olarak bulunur. Yani 2x 2 kere 4'ten 8 koli çilek aromalı, 3x 3 kere 4'ten 12 koli muz aromalı. Her bir kolide 12 kutu var. Dolayısıyla muz aromalı süt kaç kutu var bunu bulmak için her bir kolide 12 olduğu için 12 çarpı 12'den 144 kutu muz aromalı süt yapar. Cevap D. Aşağıda bir mağazada satılan bazı ürünlerin fiyatları ile bilgiler verilmiştir. Buna göre bu mağazada bir ceketi ödenecek para ile kaç gömlek alınır? Bize verilen bilgilere baktığımızda 2 gömleğin fiyatı 5 kravatın fiyatına eşittir. 1 pantolonun fiyatı 10 kravatın fiyatına eşittir. Bir ceketin fiyatı 2 pantolonun fiyatına eşittir. Bizden istenen bir cekete ödenecek para ile kaç gömlek alınır? Bir cekete 2 pantolon alınıyorsa dolayısıyla 1 pantolon 10 kravat ediyor. 1 pantolon 10 kravat ediyorsa 2 pantolon 20 kravat eder. Yani bir cekete 20 kravat alınıyor. Bir ceket eşittir 20 kravat. 2 gömleğin fiyatı 5 kravatın fiyatına eşit. 2 gömlek eşittir 5 kravat. Bizden istenen bir cekete kaç gömlek alınır? Dolayısıyla bir ceket 20 kravat ise 5 ile 4'ü çarptığımızda 20 kravat için 4 çarpı 2'den 8 gömlek, 20 kravat, 20 kravat, bir ceket, 8 gömlek. Yani kravat sayısını eşitlediğimizde bir ceket eşittir 8 gömlek oluyor. Cevap A. Bir sınıftaki kız öğrencilerin sayısının erkek öğrencilerin sayısına oranı 3 bölü 5'tir. Bu sınıfa 3 kız öğrenci yeni kayıt yaptırdıktan sonra bu oran 3 bölü 4 oluyor. Buna göre son durumda bu sınıfın mevcudu kaçtır? Bize verilen bilgilere göre bir sınıftaki kız öğrencilerin sayısının erkek öğrencilerin sayısına oranı 3 bölü 5, yani kız bölü erkek
eşittir 3 bölü 5. Kızların sayısı 3 ile orantılı. Erkeklerin sayısı 5 ile orantılı. Yani 3x kız, 5x erkek var diyebiliriz. 3 tane kız öğrenci yeni kayıt yaptırdığında kız öğrencilerin sayısı 3x artı 3 oluyor. Bölü erkek öğrencilerin sayısı 5x eşittir. Bu oran son durumda 3 bölü 4 oluyor. Yani kız bölü erkek eşittir 3 bölü 4. Buradan x'i bulmak için içler dışlar çarpımı yaptığımızda 4 kere 3x artı 3 eşittir 3 kere 5x. 4'ü dağıttığımızda 12x artı 12 eşittir 15x. Artı 12x eşitliğin sağ tarafına geçerse eksi 12x, 12 eşittir 3x olur. Her iki tarafı 3 ile sadeleştirdiğimizde x eşittir 4 olarak bulunur. Dolayısıyla x 4'e eşit olduğunda 3x artı 3'ten 3 kere 4 12, 3 daha 15 kız öğrenci, 5x yani 5 kere 4'ten 20 tane erkek öğrenci, sınıf mevcudu 15 artı 20'den 35 olarak bulunur. Cevap B. İkiye bölünmüş bir doğru parçasında küçük parçanın uzunluğunun büyük parçanın uzunluğuna oranı ile büyük parçanın uzunluğunun bütünün uzunluğuna oranı bir orant oluşturuyorsa bu orana altın oran denir. Hasan Burak yukarıdaki bilgiyi okuduktan sonra elindeki 13 cm'lik çubuğu iki parçaya bölerek bu parçaların uzunluklarıyla altın orana en yakın oranı elde ediyor. Buna göre Hasan Burak'ın böldüğü parçalar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Bize verilen bilgiye göre altın oran için ikiye bölünmüş bir doğru parçasında küçük parçanın uzunluğunun büyük parçanın uzunluğuna oranı ile büyük parçanın uzunluğunun bütünün uzunluğuna oranı bir orant oluşturacak. Bizden altın orana en yakın oranı elde etmemizi istiyor. A şıkkı için parçalar 3 ve 10 cm. Küçük parça 3, büyük parça 10. Yani oranımız 3 bölü 10. Büyük parça 10, bütünümüz 13. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 3 çarpı 13, 39. 10 çarpı 10, 139. Eşit değildir 100 tabii ki. Burada birbirine en yakın değerleri bulmaya çalışacağız. B şıkkına baktığımızda küçük parça 4, büyük parça 9, 9 bölü bütün 13, 13 çarpı 4 yani 52 eşittir. Eşit değildir 81 diyeceğiz. C şıkkına baktığımızda 5 bölü 8 eşittir 8 bölü 13, 5 çarpı 13 65, 8 kere 8 64, bu da birbirine eşit değildir. 6 bölü 7 eşittir 7 bölü 13, 78 eşit değildir 49. Birbirine en yakın olan 65 ile 64, yani altın orana en yakın olan C şıkkıdır. Cevap C. Aşağıda iki köyün kuş uçuşu uzaklığı ve bu iki köyün içinde bulunduğu bir harita gösterilmiştir. Buna göre verilen haritada Turan ve Manas köylerinin merkezlerinin birbirine uzaklığı kaç santimetredir? Bizden istenen haritadaki uzaklık Turan ve Manas köylerinin haritadaki birbirine uzaklığına x santimetre diyelim. Ölçek harita uzunluğu bölü gerçek uzunluğudur. Bize verilen bilgiye göre harita üzerindeki bir uzunluğun gerçek uzunluğuna oranına biz ölçek diyoruz. Harita uzunluğu x, gerçek uzunluk 16 kilometre. 16 kilometreyi önce metreye çevirelim. 3 tane sıfır ekleyelim. 16.000 metre. Santimetreye çevirmek için de 2 sıfır eklediğimizde yani 1.600.000 santimetre olur. Eşittir 1 bölü 400.000 ölçeğine. Dolayısıyla buradan 5 sıfır, buradan 5 sıfır sildiğimizde 4x eşittir 16. Her iki tarafı 4'e bölersek x eşittir 4 santimetre olarak bulunur. Cevap A. Aşağıda mavi yeşil renkli kartların üzerine birer çokluğu belirten sayılar yazılmıştır. Mavi kartlarda yazan çokluklara yeşil kartta yazan çokluklar ters orantılı olacak şekilde eşleştiriliyor. Açıkta kalan mavi kartın üzerinde yazan çokluk 3, 4 ve 5 sayıları ile doğru orantılı olacak şekilde bölünüp bulunan sayılar aşağıdaki gibi farklı renk kartların üzerine yazılıyor. Buna göre sarı renkli kartın üzerinde aşağıdaki sayılardan hangisi yazılmıştır? Bize verilen bilgilere göre mavi ve yeşil renkli kartların üzerine birer çokluğu belirten sayılar yazılmış. Mavi ve yeşil kartları ters orantılı olacak şekilde eşleştireceğiz ve açıkta kalan mavi kartın üzerindeki sayıyı yani çokluğu 3, 4, 5 sayıları ile doğru orantılı olacak şekilde bölünüp bulunan sayılar aşağıdaki gibi farklı renk kartların üzerine yazılıyor.
bizden sarı renkli kartın üzerinde yazan sayıyı bulmamızı istiyor. Ters orantılı çokluklar çarpma işlemi şeklinde gösterilir. Dolayısıyla çarpımları birbirine eşit olan mavi ve yeşil kart çiftlerini bulacağız. 48 çarpı 1 eşittir 48. 12 çarpı 4 eşittir 48. 24 çarpı 2 eşittir 48. 6 çarpı 8 eşittir 48. Açıkta kalan mavi kart 36. 36'yı 3 ile orantılı olacak şekilde bölersek 3x, 4x ve 5x'e parçalara ayırmış oluyoruz. Dolayısıyla 3x artı 4x artı 5x eşittir 36. 12x eşittir 36. Her iki tarafı 12 ile böldüğümüzde x eşittir 3 olarak bulunur. Sarı kart 3x yani 3 kere 3'ten 9'a eşittir. Cevap C. Yağmur bir kitabı aşağıda belirtilen oran çeşitlerine göre verilen sayılarla orantılı olacak şekilde 5 günde okuyarak bitirmiştir. Yağmur'un okuduğu kitabın sayfa sayısı 230'dan fazla, 250'den azdır. Buna göre Yağmur'un okuduğu kitap kaç sayfadır? Bize verilen bilgilere göre Yağmur bir kitabı 5 günde aşağıda verilen sayılarla orantılı olacak şekilde okuyarak bitirmiş. Yağmur'un okuduğu kitabın sayfa sayısı 230'dan fazla, 250'den azmış. Bizden Yağmur'un okuduğu kitap sayfasının kaç sayfa olabileceğini bulmamızı istiyor. Pazartesi günü okuduğu sayfa sayısı A olsun, Salı günü okuduğu sayfa sayısı B, Çarşamba C, Perşembe D, Cuma E olsun. Doğru orantılı çokluklar bölme işlemi şeklinde yazılır. A 8 ile orantılı, A bölü 8, B 6 ile orantılı, B bölü 6, C 5 ile orantılı, C bölü 5 eşittir. D 3 ile ters orantılı 3D, E 2 ile ters orantılı 2E, 3'ün ve 2'nin ortak bir katını alalım ki rasyonel ifadelerle uğraşmayalım. 3'ün ve 2'nin ortak katı 6K orantı sabitimiz diyelim. Dolayısıyla A bölü 8 6K'ye eşitse A 48K, B bölü 6 eşittir 6K ise B 36K, C bölü 5 eşittir 6K ise C 6 kere 5'ten 30K, 3D 6K'ye eşitse her iki tarafı 3'e böldüğümüzde D eşittir 2K, 2E 6K'ye eşitse her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde E 3K olarak bulunur. Topladığımızda 119K oluyor. 119K 230'dan büyük, 250'den küçük. Dolayısıyla 119'un öyle bir katı olacak ki 230 ile 250 arasında 119'un ikinci katını aldığımızda 238 okuduğu kitap sayfası olabilir. Cevap B. ...234 dairenin bulunduğu bir sitede her daireye Ocak ayına ait birer adet doğalgaz ve elektrik faturası dağıtılacaktır. Bu sitede oturan ve faturaları dağıtacak olan 3 kız ve 3 erkek çocuğun yaşları aşağıda gösterilmiştir. Kızlar doğalgaz faturalarını yaşları ile doğru orantılı olarak paylaşıp, erkekler ise elektrik faturalarını yaşları ile ters orantılı olarak paylaşıp dairelere dağıtmışlardır. Buna göre Ecrin'in dağıttığı fatura sayısı Aziz'in dağıttığı fatura sayısından kaç fazladır? Kızlar yaşları ile doğru orantılı olacak şekilde 234 tane doğalgaz faturasını dağıtacak. Erkekler yaşları ile ters orantılı olacak şekilde 234 tane elektrik faturasını dairelere dağıtacaklar. Buna göre Ecrin'in dağıttığı fatura sayısının Aziz'in dağıttığı fatura sayısından kaç fazla olduğunu bulmamızı istiyor. Ecrin A tane, Zeynep B tane, Ada C tane fatura dağıtsın. Yaşları ile doğru orantılı ise doğru orantılı çokluklar bölme işlemi şeklinde yazılır. Yani A bölü 7, B bölü 9, C bölü 10. Orant sabitine K diyelim. Dolayısıyla A 7K, B 9K, C 10K olur. Topladığımızda 26K eşittir 234, K eşittir 9 olarak bulunur. Ecrin 7K idi. Dolayısıyla 9 kere 7 63 tane Ecrin doğalgaz faturası dağıtmış.
Erkekler yaşları ile ters orantılı olacak şekilde dağıtacak. Burak X tane, Tolga Y tane, Aziz Z tane fatura dağıtsın. Dolayısıyla 6x, çünkü ters orantılı çokluklar çarpma işlemi şeklinde yazılır. 8y ve 12z eşittir 6'nın, 8'in ve 12'nin ortak katı 24m. Orantı sabit olsun. Rasyonel ifadelerle uğraşmamak için ortak kat üzerinden yapalım. 6x 24m'ye eşitse x eşittir 24'ü 6'ya böldüğümüzde 4m. 8y 24m'ye eşitse 24'ü 8'e böldüğümüzde y eşittir 3m. 12z 24m'ye eşitse 24'ü 12'ye böldüğümüzde z eşittir 2m olarak bulunur. 4m artı 3m artı 2m eşittir 234. 9m eşittir 234 ise her iki tarafı 9'a böldüğümüzde m eşittir 20. 6. Bir inşaatta işçi olarak çalışan Ali, Baran ve Cihan özdeş çimento torbalarını sırasıyla 2, 3 ve 4 sayılarıyla ters orantılı olacak şekilde paylaşıp taşıyorlar. Her işçi taşıdığı torba sayısıyla orantılı olacak şekilde taşıma ücreti almıştır. İşçilere bu taşıma işlemi için toplamda 351 TL ödendiğine göre bir işçiye en az kaç TL ödenmiştir? Bize verilen bilgilere göre Ali, Baran ve Cihan özdeş çimento sayılarını 2, 3 ve 4 sayılarıyla ters orantılı olacak şekilde paylaşıp taşıyorlar. Her işçi taşıdığı torba sayısıyla orantılı olacak şekilde taşıma ücreti alıyor. İşçilere bu taşıma işlemi için toplamda 351 TL ödendiğine göre bizden istenen bir işçiye en az kaç TL ödendiği. Ali'nin taşıdığı çimento torba sayısına A diyelim. Baran'ın taşıdığı çimento torba sayısına B diyelim. Cihan'ın taşıdığı çimento torba sayısına C diyelim. Ters orantılı çokluklar çarpma işlemi şeklinde yazılır. Dolayısıyla 2A 3B eşittir 4C. 2'nin, 3'ün ve 4'ün ortak katı olarak orantı sabitimizi bulalım. 2'nin de 3'ün de 4'ün de ortak katı 12. Dolayısıyla orantı sabitimize 12K diyelim. 2A 12K'ye eşitse her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde A eşittir 6K olarak bulunur. 3B 12K'ye eşitse her iki tarafı 3'e böldüğümüzde B eşittir 4K olarak bulunur. 4C 12K'ye eşitse her iki tarafı 4'e böldüğümüzde C eşittir 3K olarak bulunur. Her işçi taşıdığı torba sayısıyla orantılı olacak şekilde taşıma ücreti alıyor. Yani Ali 6K tane torba taşırsa 6X TL ücret alır. Baran 4K tane çimento torbası taşırsa 4X TL ücret alır. Cihan 3K çimento torbası taşırsa 3X TL taşıma ücreti alır. Topladığımızda 13X TL taşıma ücreti olacak. 351'e eşit. Aşağıda her ikisi de dikdörtgen şekli olan bilgisayar ekranı ile bir fotoğraf verilmiştir. Fotoğrafın kenarları ekranın kenarlarına paraleldir. Bilgisayar ekranının tam ortasında bulunan bu fotoğrafın kenarları bilgisayar ekranına sığacak şekilde aynı oranda uzatılıyor. Son durumda fotoğrafın kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer doğal sayı olduğuna göre kısa kenar uzunluğu en fazla kaç santimetredir? Bize verilen bilgilere göre dikdörtgen şeklinde bilgisayar ekranı ve bir fotoğraf verilmiş. Fotoğrafın kenarları ekran kenarlarına paralelmiş. Bilgisayar ekranının tam ortasında bulunan fotoğrafın kenarları bilgisayar ekranına sığacak şekilde aynı oranda uzatılıyor. Son durumda fotoğrafın kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer doğal sayı olduğuna göre kısa kenar uzunluğunun en fazla kaç santimetre olabileceğini bize soruyor. Fotoğrafın kenar uzunlukları 10, kısa kenar 15, uzun kenar. Dolayısıyla kısa bölü uzun oranı 10 bölü 15'ten 5 ile sadeleştirdiğimizde 2 bölü 3.
Yani kısa kenar 2 ile orantılı ise 2x, uzun kenarda 3 ile orantılı 3x. 2x'in alacağı değer 35'e eşit ve 35'ten küçük olabilir. 3x'in alacağı değer 42'ye eşit ve 42'den küçük olabilir. 42'ye eşit olması için x'e verebileceğimiz en büyük değer 14. Dolayısıyla uzun kenarı 14 ile genişlettiğimizde uzun kenar 42 olur. Kısa kenarı 14 ile genişlettiğimizde 14 çarpı 2'den 28 olur. Yani kısa kenarın alabileceği en büyük Arzu Hanım gelecek olan misafirler için kek yapacaktır. Aşağıda 4 kişilik bir kek için gereken malzeme miktarı ve Arzu Hanım'ın evinde bulunan malzeme miktarı verilmiştir. Arzu Hanım evindeki malzeme miktarlarını orantılı bir şekilde kullanarak en fazla sayıda misafire yetecek kadar kek yapmıştır. Buna göre Arzu Hanım kaç kişilik kek yapmıştır? Bize verilen bilgilere göre 4 kişilik bir kek için gereken malzeme miktarı ve Arzu Hanım'ın evinde bulunan malzeme miktarlarını biliyoruz. Evindeki malzeme miktarlarını orantılı bir şekilde kullanarak en fazla sayıda misafir edecek kadar kek yapacak. Bizden kaç kişilik kek yapabileceğini bulmamızı istiyor. 250 gram un ile 4 kişilik kek yapabiliyorsa elinde 2 kilogram yani 2000 gram un var. Dolayısıyla 2000'i 250'ye böleriz. Her 250 gram ile 4 kişilik kek yapabiliyorsa çarpı 4, 2000 bölü 250 8, 4 ile çarptığımızda 32 kişilik kek yapabilir elindeki un ile. 200 gram şeker 4 kişilik kek için gerekli. 1,5 kilogram şeker var evinde. Yani 1500 gram 1500 bölü 200 çarpı 4, 20, 20, 15'e 4 çarptık. 60, 2'ye böldük. 30 kişilik kek yapabilir elindeki şeker miktarı ile. 1 paket kabartma tozu 4 kişilik kek için gerekli. 9 paket kibrit üreten bir firmada içinde 40, 60, 80 ve 100 adet kibrit çöp bulunan kutular satışa sunmaktadır. Aşağıda içinde 40 kibrit çöp bulunan bir kutunun görseli verilmiştir. Kutunun üzerinde yazan artı eksi 2 çöp ifadesi üretim hatası olarak o kutuda üzerinde yazan adetten en çok 2 kibrit çöpü eksik veya en çok 2 kibrit çöpü fazla olacağı anlamına gelmektedir. Yapılan üretim hatası diğer kutularda da aynı oranda olmuştur. Buna rağmen aşağıdakilerden hangisi bu firmanın ürettiği bir kibrit kutusunda bulunan kibrit çöpü sayısı olamaz? Bize verilen bilgilere göre artı eksi 2 çöp ifadesi üretim hatası olarak o kutuda üzerinde yazan adetten en çok 2 kibrit çöpü eksik veya en çok 2 kibrit çöpü fazla anlamına geliyor. Yani 40 artı 2 en fazla 42, 40 eksi 2 en az 38 kibrit çöpü olabilir. Dolayısıyla artı eksi 2 hatası var. Diğer kutularda da aynı oranda hata yapılacak. Dolayısıyla 2 bölü 40 yani 40'ta 2 hata oluyorsa sadeleştirdiğimizde 20'de 1 hata olacak. 60 tane kibrit çöpünde 60'ta x hata var. 20'de 1 ise 60 kibrit çöpü için artı eksi 3 hatası olur. Yani 60 eksi 3 en az 57, 60 artı 3 en fazla 63 tane hata olacak. 80 kibrit çöpü için 1 bölü 20 yani y bölü 80. 20'de 1, 80'in 20'de 1'i 4 artı eksi 4 yani 80 eksi 4 76, 80 artı 4 84 olabilir. 100 kibrit çöpünde 20'de 1 hata olacaksa yüzde z diyelim. 100'ün 20'de 1'i 5, dolayısıyla artı eksi 5 yani 100 eksi 5 95 olabilir. 100 artı 5. Aşağıda 4 farklı deterjanın satış fiyatı verilmiştir. Buna göre 1 litresinin fiyatı en fazla olan deterjan hangisidir? Bize verilen bilgilere baktığımızda
1 litresi 48,9 TL, yani 1000 mililitresi 48,9 TL, 750 mililitresi B markanın 37,5 litre ise 1000 litresinin fiyatını bulmak için oran orantı üzerinden gidersek 750 mililitresi 37,5 TL ise 1000 mililitresi kaç TL'dir? 250 ile sadeleştirdiğimizde 3, 250 ile sadeleştirdiğimizde 4, içler dışlar çarpımı yaptığımızda 3x eşittir 4 çarpı 37,5 5. Her iki tarafı 3 ile sadeleştirdiğimizde x eşittir 4 çarpı 12,5 5. 12,5 ile 4'ü çarptığımızda 50 TL olarak bulunur. C marka 500 mililitresi 24,9 TL ise 1000 mililitresi 2 katı olacak. 24,9'un 2 katını aldığımızda 49. Aşağıda bir iş yerinde bulunan birim zamanda sırasıyla 2 ve 3 sayıları ile doğru orantılı olacak şekilde çıktı veren A ve B tipi yazıcıları gösterilmiştir. Bu yazıcılardan 1 dakikada özdeş çıktılardan toplam 35 adet alınmıştır. İş yeri başlangıçta birer adet olan bu yazıcıların A tipi olanından 2, B tipi olanından 1 adet daha alıyor. Buna göre son durumda tüm yazıcılar aynı anda 1 dakika çalıştırıldığında bu özdeş çıktılardan kaç tane alınır? Bize verilen bilgilere göre birim zamanda sırasıyla 2 ve 3 sayıları ile doğru orantılı olacak şekilde A ve B tipi yazıcılardan çıktı alınıyor. Yani A tipi yazıcıdan 2x tane çıktı alınırsa B tipi yazıcıdan 3x tane çıktı alınacak ve 1 dakikada özdeş çıktılardan toplam 35 adet alınmış. Yani 2x artı 3x eşittir 35 ise 5x eşittir 35 olur. Her iki tarafı 5 ile sadeleştirdiğimizde x eşittir 7 olarak bulunur. Yani A tipi yazıcıdan 1 dakikada 2x 2 kere 7'den 14, B tipi yazıcıdan 1 dakikada 3 kere 7'den 21 tane